Windows 8'in bir diğer önemli uygulaması da tabii ki mağaza. Windows mağaza sayesinde bilgisayarımıza artık uygulama yüklerken dosyayı indirmek, çift tıklamak, sonra kurulum aşamalarını takip etmek zorunda değilsiniz. Tamamen mağazanın kendi arayüzünü kullanarak istediğiniz bir uygulamayı bulabilir. Daha sonra bu uygulamayı birkaç basit tıklamayla sisteminize kurabilirsiniz. Örneğin şöyle bir göz atacak olursak farklı kategorilere ait birçok uygulama şu an Windows mağazada yerini almış durumda. Tabii bu uygulamalar her geçen gün büyük bir hızla artış gösteriyor. Windows 8 yeni bir işletim sistemi olduğu için tabii ki diğer rakiplerine göre uygulama sayısı şu an için az. Şimdi örneğin Fruit Ninja isimli oyunu sistemimize yükleyelim. Fruit Ninja'ya tıklıyoruz. Karşımıza çıkan pencerede gördüğünüz gibi uygulama hakkında çeşitli bilgiler bulmak mümkün. Uygulamanın boyutu, türü, yayıncısı gibi bilgiler. Uygulamanın ücretsiz olduğunu görüyoruz. Uygulamayı daha önce kullanmış olanlar puanlamışlar. Dilersek biz de puan verebiliyoruz. Şimdi install butonuna tıklayarak uygulamanın kurulmasını bekleyelim. Biz bu sırada istersek işte oyun hakkında detaylara bakabiliriz. Efendime söyleyeyim, dil desteği, tercih edilen, tavsiye edilen donanım gibi veya kullanıcılar tarafından yazılmış olan yorumlar, incelemelere ulaşabiliriz. Tabi bu sırada uygulamanın kurulum işlemi de devam ediyor arka planda. Uygulamanın herhangi bir yerinde sağ tıkladığımız zaman bu sefer yukarıdan bir menünün açıldığını göreceksiniz. Burada istersek yine Home tuşuna basarak Windows mağazanın ana sayfasına dönebiliriz. Ana sayfadayken tekrar aynı uygulamaya tıkladığımızda yine uygulamanın kurulum sayfasına dönmek mümkün. Uygulama hakkında pek çok bilginin bulunduğu sayfaya dönmek mümkün. Kurulum gerçekleşirken biz de istersek bir başka uygulamayı da inceleyebiliriz. Mesela TweetPro isimli uygulamaya bakalım. Yine install butonuna bastığımız zaman Windows 8 örneğin bundan önce Fruit Ninja'yı kuruyorken aynı şekilde sıraya TweetPro'yu da alabilir. Yine burada Installing TweetPro yazısı sayesinde şu an TweetPro isimli uygulamanın yüklenmekte olduğunu görüyoruz. Yüklenme işlemi de tamamlandıktan sonra Windows 8 bize uygulamanın yüklendiği hakkında gerekli bilgi veriyor. Şimdi tekrar Windows 8'in başlangıç ekranına dönelim. Gördüğünüz gibi TweetPro isimli uygulama yüklenmiş. Bu uygulamaya tıkladığımızda da TweetPro uygulamasını açmış oluyoruz. Canlı kutucuğa tıkladığımızda. Şu an TweetPro servisine bağlanmadık. Çok da önemli değil. Çünkü biz sadece uygulamanın nasıl kurulduğunu bakacaktık. Peki şimdi diyelim TweetPro'yu kurduk. Uygulamayı beğenmedik ve uygulamayı sistemden kaldırmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Az önce anlattığımız gibi TweetPro isimli canlı kutucuğa sağ tıklıyoruz. Kaldır diyoruz. Windows 8 yine bize bir pop-up pencere açıyor. Yine buradan kaldır butonuna da tıkladığımızda artık az önce kurmuş olduğumuz uygulamayı sistemimizden kaldırmış bulunuyoruz.